Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Gökyüzü redleriniz astrofoniye hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Ekim ayı yılın önemli bir ayı. Bu ay iki tutulma yaşayacağız. Birincisi 8 Ekim'de 15 derece Koç burcunda meydana gelecek ay tutulması ve 24 Ekim'de 0 derece Akrep burcunda meydana gelecek güneş tutulması. Bu tutulmalar kuşkusuz hayatımızda önemli kapıları açabilir, güçlü enerjiler ortaya çıkarabilir. Etkileri de birkaç aylık süre içerisinde yavaş yavaş yaşamımızda hissetmeye devam edebiliriz bu tutulmaların. Tutulmalar öncesinde gezegenlere baktığımızda ayın önemli bir hareketi Merkür'ün retro pozisyonu olacak. 4 Ekim'de Akrep Burcu'nun 2 derecesinde retro harekete başlayacak. 10 Ekim'de Terazi burcuna doğru gerileyecek ve 25 Ekim'de retro hareket sona erecek. Tabii ki gölge günleri de düşünürsek ay boyunca Merkür'ün retro harekette olduğunu söyleyebiliriz. Merkür retro iken biraz daha zihinsel yapımız içe dönebilir. Geçmişi daha fazla sorgulayabiliriz, gözden geçirebiliriz ki Akrep burcunda daha kuşkulu, kuruntulu olabileceğimizi işaret ediyor. Sizin 9. evinizde özellikle etkili olacak bu retro hareket. Bu süre içerisinde özellikle geçmişte gittiğiniz bazı yerleri ziyaret edebilirsiniz. Yüksek öğrenim, akademik kariyerinizle ilgili yarım bıraktığınız konuları tekrar ele alabilirsiniz. Hukuksal konular, mahkemelerle ilgili geçmişten gelen konular yine gündemde olabilir. Tabii ki Merkür retrosu İletişim sorunları çıkarmasıyla ünlüdür. Sizin de planlarınız biraz bozulabilir bu ay içerisinde. Hem Merkür retro hem tutulmaların o ani etkileri günlük hayatınızdaki planlarınızı biraz bozabilir. İletişim cihazlarınızda, otomobilde veya kullandığınız telefonunuzda, bilgisayarınızda arızalar olabilir. Yaptığınız rezervasyonlarda, uçak bileti, özellikle seyahatlerde bunlara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Rötarlar olabilir, gecikmeler olabilir. Merkür terazi burcuna doğru gerileyince ay ortasından itibaren daha çok hesap işlerinize, parayla ilgili konulara, borçlar, alacaklar, fatura işlemleri, banka işlemleri bunlara daha dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü hesap hataları olabilir. Kredi almak, yeni bir anlaşma yapmak, parayla ilgili bir adım atmak için aslında Merkür retrosunun bitmesini beklemek daha doğru olacak. Yani Kasım ayından sonra bunlarla ilgili karar vermek ve adım atmak daha doğru olabilir sevgili balıklar. Ayın 4'ü ve 12'si arası bu ayın daha riskli günleri. Güneş Uranüs'le sert etkileşimde, Güneş'in Plüton'la yaptığı kare açı. Yani özellikle 4'ü ve 12'si arası çok radikal hareketlerde bulunmamak, biraz daha sakin kalmak doğru olabilir sevgili balıklar. Parayla ilgili konularda 8 Ekim Koç burcunda olacak ay tutulması, para, gelirleriniz, kişisel kaynaklarınızla ilgili bazı ani durumlar yaratabilir. Uranüs etkili bir tutulma, ani bir harcama, bir masraf olabilir. Gelirlerinizi etkileyecek önemli değişimler, dönüşümler olabilir. Bunun yanı sıra kaza ve sakarlıklar gibi durumlara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Uranüs Güneş'le karşıt açıda olacağı için kazalara ve istem dışı durumlara da neden olabilir. 4'ü ve 12'si arası. Biraz temkinli olmamız gereken bir süreç. Ayın 13'ünden itibaren özellikle 13-18 Ekim arası daha keyifli etkiler var gökyüzünde. Biraz daha rahat enerjiler gündemde olacak. Parayla ilgili konulara hesap işlerimizde yoğunlaşabilir. Bu alanlarda daha fazla iletişim içerisinde olabiliriz. Özellikle ortaklı gelirler giderler. Başkalarıyla paylaştığımız hisseli paralar, kaynaklarla ilgili konularda daha fazla etkileşimler olacak ve keyifli gelişmeler söz konusu olabilir. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçiyor, Venüs Akrep Burcu'na geçiyor ve hemen ardından 23'ü 24'e bağlayan gece Akrep Burcu'nun 0 derecesinde Güneş tutulması meydana geliyor. Sevgili balıklar, sizin için aslında çok özel bir güneş tutulması bu. Sizi destekleyen bir güneş tutulması. Yüksek öğrenim, akademik konularda çok destekleyebilir.
bir başlangıç yapabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işler. Seyahate çıkabilirsiniz. Keyifli bir seyahate çıkabilirsiniz. Medya, yayıncılık, radyo, televizyon gibi konularda, işlerinizle ilgili alanlarda önemli başlangıçlar, adımlar atabilirsiniz. Hukuksal işleriniz varsa, yasal bazı sorunlar varsa bu tutulmanın da etkileriyle beraber yeni bir dönem açılabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Merkür retrosu da devam edeceği için bu dönemde geçmişle bağlantılı işlerinizi çözümlemek de söz konusu olabilir sevgili balıklar. Evet, ayın 25'inden sonra Merkür retrosu artık sona erecek. Ve gökyüzünde daha keyifli enerjiler var. Güneş Venüs de kavuşuyor Akrep Burcu'nda Neptün'le. Güneş ve Venüs arasında çok güzel bir üçgen açı oluşuyor. Neptün Burcu'nuzda çok yaratıcı olabilirsiniz. Özellikle ay sonu. Yeteneklerinizi gösterebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. Sanatsal çalışmalara yapabilirsiniz. Manevi ve ruhsal konular, din, maneviyat, felsefe ile ilgili konular, bu alanda yapacağınız başlangıçlar, eğitimler, grup çalışmaları söz konusu olabilir. Romantizm, duygusal hayatınız, aşk hayatınız da özellikle çok daha güçleniyor. Bir seyahatte, bir çalışma ortamında romantik bir tanışma yaşayabilirsiniz. Ve tutulmanın da etkileriyle beraber bu sizin hayatınızda gerçekten çok özel bir ilişki de olabilir sevgili balıklar. Evet, Mars ay boyunca yayda olacak ve 26 Ekim'de Oğlak Burcu'na geçiş yapacak. Mars'ın Oğlak Burcu'na geçiş yapması sizin için de daha olumlu enerjiler taşıyor. Özellikle sosyal hayatınız, arkadaşlarınız ve grup çalışmalarında biraz daha faal ve aktif olabileceğinizi işaret ediyor. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Hazırladığımız tutulma videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşça kalın.